İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem börek yapmıştı, size de yolladım Meltem Hanım. Haluk Bey sever. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Alayım ben. Aa, maç mı seyrediyorsunuz Haluk Bey? Evet, Beşiktaş'ın maçı. Rakip kim? Göztepe, sağlam takım. Yemek hazır olana kadar ben de izleyeyim efendim. Çok sıkıldım evde. Tabii buyurun buyurun. Haluk da mutlu olur. Haluk'cum, bak Özlem Hanım börek göndermiş. Çok güzel. Haydi Yasin be! Öztekin efendim, Galatasaray'dan transfer. Sen Göztepe'li misin? Yok efendim, ben Galatasaraylıyım. Ama bu maçta renklerinden dolayı Göztepe'yi tutuyorum. Koş! Buyurun börek yiyin Haluk Bey. Özlem elleriyle yaptı. Siz börek yiyin, Karius golleri yesin. Haluk. Karius şu yakışıklı sarışın çocuk mu? Hani sizin kaleciniz. Evet, kalecimiz. Ama yakışıklı mı değil mi bilmiyorum. Ben o gözle bakmadım. Ya nasıl bilmiyorsun Haluk? Bayağı yakışıklı, baksana. Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor. Efendim, kendisi manken olacakmış da son anda kaleci olmuş. Sen konuşacak mısın yoksa seyredecek misin? Konuşacaksan git. Seyredeceğim efendim. Haluk. Ha. Ben bir söyleyeyim sana. Sizin bu kaleciye her an bir film teklifi falan gelebilir. Evet, gelebilir efendim. Belki bir sanat filmi gelir. Ne dersiniz Haluk Bey? Siz bayılırsınız sanat filmlerine. Pardon? Evet Haluk Bey. Siz bugün film okumasına gitmişsiniz. Çok samimi bir arkadaşım fotoğraf paylaşmış. Oh, bir de ne göreyim? Haluk Bey en ön sırada fosur fosur uyuyor. Hayır efendim, madem uyuyacaktınız niye gittiniz? Boşuna sıra işgal etmişsiniz. Yalan mı söyleyeyim efendim? Sertaç Bey, eğer iki cümle daha kurarsan ben seni derin uykuya sokacağım ona göre. Maç seyrediyorum burada. Çok ayıp ama. Bak Sertaç Bey burada seninle beraber maç izliyor. Bir şey, azıcık sohbet etmeye çalışıyor. Yani niye böyle davranıyorsun? Ya konuşmasın. Sürekli Beşiktaş'ı eleştiriyor. Ya alt tarafı bir maç. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Ne desem suç oluyor Meltem Hanım. Film eleştirisi yapıyorum, suç. Maç kritiği yapıyorum, suç. Vur ya. Kalk, kalk, kalk. Kalk, hadi. Efendim, hadi. Efendim. Hoca daha son düdüğü çalmadı. Nereye gidiyoruz? Senin için çaldı. Hadi yürü. Meltem Hanım, peynirli börek de var sizin için. Yiyin mutlaka. İyi akşamlar efendim. Öldürecektim ya. Tamam. Duymuyor musun? Neler diyor ya Beşiktaş'la ilgili? Öldürecektim bunu. Ağzını yüzüne kayacaktım bunu. Tamam da hadi bak maçını seyret. Ama bitmedi daha maç. Hadi. Ah ne kızım ya. Bir vuracaktım buraya. Yığılacaktım vallahi. Bak el titremeye başladı ya. Bak. Yok yani dün beklediğim Beşiktaş yoktu abi sahada. Evet tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım Haluk? Sen telefonla konuşuyorsun. Benle ilgilenmiyorsun. Çok sıkıldım. Ben de kendimi story çekiyorum. Bir de Tuna'ya o kadar laf edersin. Şu haline bak. Ama çok eğlenceli. Bak bak. Bak. Ay sakin sakin hareketler. Bunlar bir dakika dur. Şunlar şu şu. Bunlar tavşan konu.
sana öpeyim bak. Hayır hayır, hayır sakın ha. Hiç sevmem öyle şeyler ha. Efendim dar gömlek. Alo. Ha? Haluk abi. Ya Haluk abi sen ne demişsin ya? Beşiktaş'a laf etmişsin resmen. Sen nereden duydun bunları? Abi Meltem Hanım'ın storiesinden duydum. Sadece ben duymadım abi. Bütün camia duymuş. Ortalık çalkalanıyor. Yani taş fırın Haluk bile Beşiktaş'ın kötü oynadığını kabul ediyor diye konuşuyor herkes. Nasıl duydun, nasıl duydun? Abi Meltem Hanım'ın storiesinden duydum. Meltem Hanım evde story çekmiş. Arkada da net bir şekilde senin sesin geliyor. Senin bu eleştirilerin geliyor. Kapat. Kapat. Ha, abi bak hemen bir düzeltme paylaşımı yap. Yani yanlış anladınız beni falan diye olaya bir açıklık getir. Vallahi rezil olduk camiaya, rezil olduk ya. Kapat. Ne oldu Haluk? Şu son paylaşımını açar mısın? Açayım. Dur şunu kaydedeyim. Bak bak. Son paylaşımını açar mısın? Tamam Haluk, açıyorum ya. Ya of ya, rezil oldum ya. Ya, ya bunları kimse duymaması gerekiyordu. Ya insan bir bakar etrafına, durum uygun mu değil mi diye öyle zırt diye story motoru çekilmez mi ya? Bak ben etrafımda uygunsuz bir durum olsa zaten story çekmem, tamam mı? Allah Allah, burası benim evim, tabii ki istediğim gibi story çekeceğim. Ya kimse duymaması gerekiyordu, etrafa rezil olduk yani. E o zaman sen de ben story çekerken kimsenin duymaması gereken şeylere biraz dikkat edeceksin, söylemeyeceksin Haluk'cuğum. Hasbinallah ya. Böyle tutuyorsun telefonu, belki de bir şey okuyorsun. Ben nereden bileceğim senin story çektiğini? Haluk ben bir şey okurken böyle ağzımı açıp kapatıp kaşlarımı kaldırıp kafamı mı sallıyorum? Gene garip garip bir şeyler yapıyor dedim. Okurken herhalde bir falan yapıyor diye düşündüm. Nereden bileyim story çektiğini? Ya rezil olduk ya etrafa. Hasbinallah ya Rabbi ya. Story çekiyormuş ya. Dikkat et canım, Allah Allah. Bir daha bu evde story çekilmesini yasaklıyorum. Allah Allah. Story çekmeyi yasaklıyormuş. Ne demek yasaklamak canım? Sen kendi konuştuklarına dikkat et bir kere. Hacı abartıyorsun Haluk. Abartmıyorum. Herkes duymuş Beşiktaş hakkında söylediklerimi. E iyi olmuş, iyi bir şeye vesile olmuşsun. Böylece herkes senin fikirlerini öğrenmiş olmuş. Lütfen siler misin şu paylaşımı hemen? Siler misin hemen? E, tamam sen. Ay ne güzel bak, bir sürü insan da izlemiş ya. Siler misin? Haluk, bir bak bakayım bana. Ya hadi çekip durma. Ne olur ne olur bir bak. Bir kere hayır. Bak. Bir kere bir kere. Hayır. Oğlum. Tavşan tavşan yapıyorsun, yapma. Doğrucu Bey geldiler. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tebrik ederim Haluk Bey. Hangi konuda? Beşiktaş hakkındaki fikirlerinizi tüm dürüstlüğünüzle paylaşmışsınız. Zaten dün akşam bana yalan söylediğinizi anlamıştım ben. Yalanı. Ben yalan söylemem. Efendim, yok Beşiktaş taş gibi takım, yok Beşiktaş çok iyi takım dediniz. Sonra Meltem Hanım'ın storiesini izlediğimde bütün düşüncelerinizi bir bir sıralamışsınız. Hatanın neresinden dönseniz kârdır. Ben yalan söylemedim. Bu gayet normal bir şey. Nasıl normal efendim? Dün akşam maç izlerken gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sertaç Bey, bizde kol kırılır, yen içinde kalır. Beşiktaşlı dostlarımla Beşiktaş'ı eleştirebilirim. Şöyle oynasalardı daha iyi olurdu, böyle oynasalardı daha iyi olurdu. Hoca keşke şu oyuncuyu daha erken oyundan alsaydı diye. Ama Beşiktaş'ı seninle tartışmam ve eleştirmem. Yalan söylersiniz yani. Sertaç Bey, Haluk biraz böyle gergin ve yorgun, şey mi etseniz acaba? Peki Meltem Hanım, dünkü böreği yediniz mi? Yedim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Beğendiyseniz getireyim gene. Özlem iki tepsi yapmış. Sağ ol. Sağ ol. İyi günler efendim. İyi günler. Görüyorsun değil mi ne yaptığını? Millete rezil ettim beni. Milletin ağzına sakız olduk. Allah Allah, sanki yorumları yapan benim ya. İlgilenseydin benimle o zaman. Bırakmasaydın beni tek başıma orada böyle 40 saat telefonla konuşup. Ne yapayım, canım sıkıldı.
Beşiktaş'ı ona yedirmem. Tamam canım, ben de bir şey demedim. Merhaba Meltem. Yıl olmuş 2019. Bu adam bana neden mektup yolluyor dediğini duyar gibiyim. E-mail varken, mesaj varken, her istediğimde sana telefonla ulaşabiliyorken, hatta yetmiyor istediğimde seni görebiliyorken, neden sana mektup yolladım ki ben? Hem de kızınla. Ne var yani, ben de biraz nostalji yapmak istemiş olamaz mıyım Meltem? Hep telefon olmaz. Arada sırada değişiklik iyidir. Seversin sen değişikliği, bilirim. Sana ne demiştim Meltem? Ben senin ailenin, arkadaşlarının çevresinde her daim dolaşan geceyim. Ha bu arada, bence kızını uyarmalısın. Tanımadığı insanlarla konuşmamalı. Tanımadığı insanlardan hiçbir şey almamalı. Her zaman karşısına benim gibi iyi niyetli bir insan çıkmaz. Bir sonraki görüşmemize dek, ki bu çok yakında, hoşça kal. Gece. Yer vermedi diye mi adamcağızı 18 yerinden bıçakladınız? İnanamıyorum size. İnanmıyorum. İyi ama Nil. Otobüse de binemeyeceğiz artık. Efendim Gönülcüğüm. Meltemciğim, hazırsın değil mi? Hazırım canım, hazırım. Sen gel beni al, beraber inelim. Tamam canım, birazdan oradayım. Tamam. Meltem, iyisin değil mi? Değilim Gönül ya. Ya mektubu kaç defa okudum, sayısını artık ben de bilmiyorum. Böyle her okuduğumda daha çok sinirleniyorum. Hayatım, ben sana söyledim. Okuma bir daha diye, niye okuyorsun? Ya durduramıyorum ki kendimi Gönül. Ya belki satır aralarında bir şey yakalarım, ne bileyim. Belki bir şey görürüm diye defalarca okumaya devam ediyorum. Yani haklısın tabii, haklısın da. Kim bu adam? Benden, ailemden, kızımdan ne istiyor? Meltemciğim, bugün polise gideceğiz, o mektubu da vereceğiz ve yakında yakalayacaklar, bu gece midir nedir onu. Tamam. Haluk evde değil mi? Yok, değil. O erkenden şantiyeye gitti. Tamam. Şimdi ben geliyorum toparlanıp konuşuruz yolda zaten. Tamam canım, tamam. Hazırım ben. Hadi görüşürüz. Beyefendi, burada hiç kendinizi masummuş gibi göstermeye çalışmayın. İddialara göre bir ay önce de mağdurun evine gizlice girip yüzüne kezzap atmaya çalışmışsınız. Ay inanmıyorum. Aa, nasıl yapmışlar ki? Hemen. Ne oluyor ya? Haluk Bey ya. Önümü kopardınız, öyle aniden gelinir mi? Ya nasıl gelecektim? Kendi evime böyle randevuyla mı geleyim? Ne diyorsun? Ay ne bileyim işte, öyle birden gelince korktum ben de. Ne yapayım yani? Niye korktun? Ya öyle demeyin Haluk Bey, yani korktum tabii. İnsanların başına neler geliyor. Bakın izliyorum işte ben televizyon programlarında. Neyse saçma sapan konuşma hadi. Meltem nerede? Yatak odasında. Merhaba. Ay! Senin ne işin var burada? Burası benim evim değil mi? Bugün herkesin nesi var? Sanki ben başka bir eve gelmişim gibi davranıyorsun. Yok ya, ondan değilim. Sen sonuçta sabahleyin çıkıp işe gitmedin mi Haluk? Ya ben senin bu saatte geri geleceğini düşünmedim. Ay hoş geldin. Bu ne? Şey, zar. Allah Allah, ben de piyano zannetmiştim. Ay niye
niye dalga geçiyorsun? Zarf olduğunu görüyorum. Ne iş? Onu soruyorum. Ana! Yoksa birinin mahkemelik falan mı oldu? Ya da icra falan mı geldi? Ne alakası var? Bu devirde eğer böyle bir mektup geliyorsa bundan korkacaksın. Ya bir mahkeme celbidir ya da ne bileyim banka borç falan çıkarmıştır. Alakası yok. Gece yazıyordu üstünde. Ha? Ne iş yani? Ay ne kadar çok soru soruyorsun ya. Hadi ben çıkıyorum. Kuaför randevum var. Geç kalacağım. İçimden bir ses benden bir şey sakladığını söylüyor. Ne alakası var? Çok alakası var. Bakayım şu zarfa. Annesine bakacaksın Allah aşkına yani. Kadınsal şeyler işte. Zarfın içinde kadınsal bir şey. Evet. Görebilir miyim bir? Gece kremlerimin listesini yaptım, onu koydum zarfa. Üstüne de gece yazdım. Sen hangi kremi alacağını bilmiyor musun? Ben biliyorum da kremleri ben almayacağım. Yani şöyle, normalde ben alıyorum tabii ki de. Bugün işlerim var yoğunum, kuaförde işim uzun sürecek. Fön filan. O yüzden Emine'ye veririm, hani Emine alır diye şey yaptım. O yüzden de böyle yaptım, üstüne de düzenli olsun diye öyle not düştüm. Gece kremi. Evet. Gündüz kremini de yaptım ayrıca. Onun üstüne böyle gündüz yazıyor, düzenli düzenli. Ha, bir gece kremi var, bir gündüz kremi var. Evet. Aha. Peki öğleden sonra kremi falan var mı? Ay. Ya Haluk, biz 30 senedir seninle belli periyotlarla nedense bu konuşmayı yapıyoruz. Hep bir tartışıyoruz. Ben de sana 30 senedir hep aynı şeyleri söylüyorum. Saçmaladığını söylüyorum. Yani aynı kremi hem gece hem gündüz diye iki kere satıyorlar. Siz de yiyorsunuz. Hakikaten pes. Pes. Ya 30 yıldır bir arpa boyu yol ilerleyememişiz. Biz buna istikrar diyoruz. Hayır canım, biz buna sabit fikir diyoruz. Meltem, yani burada oturup seninle krem muhabbeti yapmak isterdim ama başka önemli işlerim var. Neymiş o önemli iş? Ya bir dosya arıyorum, bulamıyorum. Ya yani şantiyeden o yüzden geldim. Ha, sen ona baktın mı? Şimdi bakacağım. İyi, tamam. Ne? Ne? Bir kere o kremlerin içeriği farklı. Gündüz kremlerin içinde başka şeyler var, gece kremlerin içinde başka şeyler var. Gece sürdüğün kremler daha böyle yenileyici oluyor. Çünkü sen zaten gece uyurken hücreler yenileniyor. Tüh! Oyun posun devresin, gözün kör olsun inşallah. Sen ne istedin bu kızdan? Ha ne istedin? De komşu olacaksın. Tüh! Emine! Kafanı şu programlardan kaldırsan artık. Doğru söylüyor. Ama ne yapayım ya, bırakamıyorum, çok heyecanlı, çok sürükleyici. Ay, kapı çaldı Emine ya. Ay, ne bileyim işte öyle birdenbire çalınca bir boşluğuma geldim Meltem Hanım. Ne sin bu? Birdenbire çalacak, böyle yavaş yavaş mı çalacak? Aç. Baba. Hareketlere bak hele. Ne var? Doğru olanı yapıyor Haluk. Aslında hepimizin bakması lazım. Gelen Gönül Hanım'mış. Katil komşu değilmiş. Ah. Bence açma. Dominant teyze bu. Ne yapacağı belli olmaz. Yok. Kızım açsana. Ya açsana. Allah Allah. Merhaba Emine. Şey, hazır mısın Meltem'cim? Hazırım. Sen de mi buradasın Haluk? Al bir tane daha. Hadi Emine'yi anladık. Bu programları seyrettiği için böyle sürekli diken üstünde, böyle her şeyden korkuyor. Beni gördüğü zaman da korktu. Meltem beni şantiyede zannettiği için böyle bir şaşırdı. Sana ne oluyor Dominant teyze? İyi, ben de seni işte zannettim o yüzden yani. Yani. Hadi şey yapalım biz. Çıkalım. Aha. Randevumuzu kaçırmayalım. Kuaför randevumuz var, bizim kaçırmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Emine'ye zarfı verdin mi? Hangi zarfı? Gece kremlerinin yazılı olduğu zarf. Ha, vereyim ben zarfı. Emineciğim, bunun içinde benim gece kremlerimin adı yazıyor. Benim alışverişe gidecek şeyim olmayacak bugün. Çok işim var. O yüzden sen alıverirsin, olur mu? Aa, tabii tabii. Heh. Ben zaten Zeynep'i keman kursundan alacağım ya. Heh. Dönüşte uğrar alırım. Evet. Oldu o zaman. Hadi ama artık. Tamam. Hadi. Hadi biz hadi. Şey yapıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekle.
Emine, bu da bir dosya olacaktı. Gördün mü? Yok. Ah, ben kime soruyorum? Tabii ki göremezsin. Çünkü gözün sürekli telefonunda, o garip programları seyrediyorsun. Ya oğlum. Ay Mermi'cim ya, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol. Orçun'a da teşekkürlerimi ilet. Öpüyorum ikinizi de. Tamam, tamam, görüşürüz. Hadi. Ay. Kız ne oldu? Niye aramış Merve? Orçun'la Merve videolarımı izlemiş. Yarın cinsiyet öğrenme partisini biz organize edeceğiz diyor. Onların evine gideceğiz. Orada yapacağız partiyi. Merve benimle hastaneye gelecek. O öğrenecek cinsiyetini. Ay çok sevindim ya. Çok sabırsızım şu anda cinsiyetini öğrenmek için. İşte görüyorsun değil mi? Sosyal medyanın gücü. Ya doğru söylüyorsun. Çok güçlü vallahi. Hemen herkese haber vermem lazım. Bir saniye. Bugün açacağım. Orçun ve Merve kardeşler cinsiyet öğrenme partimi organize edeceklerini söylediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu kardeşleri çok seviyorum. Ayrıca Putitom'un cinsiyetini öğrenmek için de sabırsızlanıyorum. Takipte kalın. Şükrü, büyük gün geldi. Öğrendin mi bebeğin cinsiyetini? Yok, öğrenemedik. Birazdan Hatice'm hastaneye gidecek. Oğlum sen gitmeyecek misin? Babası değil misin? Yok Yakup, ben gitmeyeceğim. Cinsiyet öğrenme partisi var. Ben orada öğreneceğim. Partide yemek var mı? Ne? Partide yemek var mı? Sen davetli değilsin Neco. Sen de stres yapma be oğlum. Erkek olacak diyoruz sana. Hayret bir şeysin. Bence kız olacak. Erkek olacak. Tamam Kadriye annem. Ben sana haber veririm, merak etme sen. Tamam, sen dinlenmene bak. Hadi öptüm seni, görüşürüz. Tamam. Sen de selam söyle. Hadi görüşürüz. Ne diyor Hatice? Sağ salim varmış. Ama sesi hala biraz kötü geliyor teyze. Ya anlatmadı ki bize derdini. Bir konuşalım, anlayalım. Gitti köye mi? Neyse merak etme canım. Biraz dinlenir geri gelir herhalde. İnşallah. Ya teyze, ben çok heyecanlıyım ya. Birazdan Merve ile buluşup hastaneye gideceğiz. Potitom'un cinsiyetini öğreneceğim. Bakalım Potitom'un cinsiyeti ne olacak? Hadi bakalım, ben de çok heyecanla bekliyorum. Göreceğiz bakalım. Ay kız mı olacak, erkek mi acaba? Aman boş ver ya. Sağlıklı olsun da ister kız olsun ister erkek. Yani sağlıklı olsun tabii ama hani bir kız olsa fena olmaz be teyze. He? Ay hadi inşallah hayırlısı. Hadi Allah gönlüne göre verir inşallah. İnşallah, inşallah. Ben geldim. Ah hoş geldin kızım. Gel gel. Nasıl geçti? Vallahi çok güzel geçti. Kızım söyle, neymiş sonuç? Ha, kız verdik mi? Babacığım, bu gizli bilgiyi benden öğrenemezsin ya. Aa, ben senin babanım ya. Allah Allah, bana söyleyeceksin, ne var bunda? Bekle bekle, birazdan öğreneceksin zaten. Aa, ben senin babanım kızım. Baba. Bana söyle, ben ya. Ne olacak, ben kimseye söylemem. Ya olur mu öyle şey? Pasta da hazır, kurabiyeler de hazır. Tamam. Ne oluyor şimdi sonuç olarak? Herkes buraya geliyor. Kutuyu açıyoruz. Tamam, kutunun içinden mavi çıkarsa erkek. İşte pembe çıkarsa kız mı oluyor? Aynen. Evet, anladın mı şimdi Tuna? Peki senin içinden ne geçiyor? Benim içimden aslına bakarsan yani ne? Yani kız geçiyor ama erkek hissediyorum sanki. Güldün. Güldün ki. Erkek, erkek değil mi? Saçmalama erkek ya. Bir şey oldu mu ya? Sen güldü, güldü, güldü. Sen verir sır vermez, o alamazsın bir bilgi onu. Doğru söyle. Doğru söyle, bak bak gözüme bak, gözüme bak. Gönül mavi giymiş. Erkek, 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 kesin erkek Merve. Doğru söyle bak, doğrusun, doğru söyle bak. Ha? Baba, öğrenmeden önce giydim bunu değil mi? Allah Allah. Evet. Orçun hadi gel, çıkmamız lazım. Geldim, geldim. Öğrenebildin mi sen? Öğrendim. Söylesene. Tamam, sana söylemiyorum ama şuraya geç. Aa, şunları. Ya bize niye söylemiyorsunuz, Allah Allah? E zaten öğreneceksiniz biraz sonra, bekleyin azıcık. Hadi bakalım. Kız da olabilir. Hadi ya. Ya. Ay teyze, inanmıyorum. Aynı hayalimdeki gibi. Beğenmene çok sevindik Hatice abla. Hadi hemen bir fotoğrafınızı çekeyim. Bir dakika. Çek. Hadi geç, gel, geç gel. Emine. Geç 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 sen de kızım geç. Geç gel Merve.
Ben hemen geliyorum bir dakika. Ay, Gönül Hanım ya. Ellerinize kollarınıza sağlık vallahi. Çok güzel olmuş her şey. Beğendiniz mi? Çok sevindim vallahi. Merve de çok uğraştı. Biz de bir şeyler yaptık canım işte. Sağ ol. Çok sevindik vallahi. Çok teşekkür ederiz. Aa, beton o ne? Bu da tahmin tatlımız. Şimdi herkese soracağım ben kız mı erkek mi diye. Bakalım kimler bilecek. Ay inanmıyorum ya, ben bunu da istemiştim. Aynı hayalimdeki gibi. Bak Potiton, Merve ablan Orçun abi senin için neler yapmış. Çok teşekkür ya, çok. Şükrü ile Hüseyin nerede kaldı? Gelmek üzereler Gönül Hanım. Hiçbir şeyden anlamayan Hüseyin yazmış biraz önce. Şükrü ne durumda peki? Çok heyecanlı Gönül Hanım. Dün akşam bütün gece uyuyamadık. Böyle birbirimize baktık sabaha kadar. O da çok merak ediyor. Bakalım cinsiyeti ne olacak. Allah'tan Orçun'la Merve videolarımı izledi de hayallerim yarım kalmadı. Çok güzel, yani çok güzel çocuklar. Aferin size vallahi. Evet, evet. Yani çok güzel oldu. İnşallah bakalım hayırlısıyla. Yani ben öyle diyorum yani Gönül. Hayırlısıyla inşallah. Bizim için de çok güzel bir deneyim oldu tabii. heyecan var mı Şükrü? Çok heyecanlıyım. Kalbim bir serçenin kalbi gibi pıt pıt atıyor Tuna Bey. Heyecan iyidir, iyidir. Yani bu arada yakında reklamı çekiyoruz, haberiniz olsun. Biz her zaman hazırız Tuna Bey. Güzel kısmetiyle geliyor yani. Tamam tamam, hadi sessizlik. Hepiniz Hatice abla ve Şükrü abinin ilk bebeği Potiton'un cinsiyet açıklama partisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Potiton'un cinsiyetini bir tek ben ve Orçun biliyoruz. Söyle, 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 söyle. Söyleyeceğiz de önce tahminleri alalım. Evet, bakalım kimler ne diyecek. Potito kız mı, erkek mi? Hüseyin abi. Tabii ki erkek olacak. Onu maçlara götüreceğiz, maçlara. Aman inşallah kız olur. Eğer erkek olur da bunların eline düşerse yazık olur çocuğa. Ne dedin sen Emine? Bir şey demedim amigo Hüseyin. Bir dakika, tamam tamam. Anne sence? Yani öncelikle sağlıklı olsun tabii. Değil mi Hatice? Ama benim içimden sanki kızmış gibi geliyor. Bir de çok güzel kız kıyafetleri var. İnanılmaz. Nasıl Cici? Annemden bir kız temennisi geldi. Tuna abi. Yani ben de yani içimden kız geçiyor vallahi. Yani kız olursa yani daha mutlu olacağım gibi böyle bir şey var Gönül. Abi erkek adamın erkek evladı olur. Kim demiş onu canım? Olur böyle şey. Saçma sapan bir şey. Yani. İnsanın insan evladı olarak düzeltelim biz onu. Evet. Yani, tamam tamam. Devam ediyor. Şükrü abi. Hatice. Şey benim de içimden kız geçiyor. Orçun. O zaman herkes hazırsa açıyorum. Evet hazırız hadi. Ay aç yoksa heyecandan bayılacağım şimdi. Evet Merve aç. Potiton cinsiyetini kazansın. Açıyorum. Açayım, hazır mısınız? Emin hazırız, hazırız, hazırız. Hazırız, hazırız. Merve uzatma artık. Bence aç. Biliyorum. Dur, 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 dur. Bak açalım mı? Açalım mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Açıyorum, hazır mısınız? Ay, aç kızım, çatlayacak bıraktın hadi. Bu ne Merveciğim? Yeşil. Potitom yoksa uzaylı mı Hatice? Uzaylı mı? Vay başıma gelenler. Tamam tamam, sakin olun. Bir sorun yok. Açıklayacağım ben her şeyi. Ben hiçbir şey anlamadım Emine. Mavi erkek, pembe kız dediniz. Kutudan yeşil balon çıktı. Sen karışma Hüseyin. Bakın, erkek ve kadın ayrımı daha insanlık dünyaya gelmeden önce başlıyor. Kadınlar pembe renkle, erkekler mavi renkle temsil ediliyor. Ya aslında renklerin cinsiyeti yoktur. Renklere cinsi anlamlar yükleyen biziz. Yani biz de böyle bir organizasyon yapıp size bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Hatice abla, Şükrü abi. Sizin kızınız da olsa, oğlunuz da olsa bütün renklerle büyüsün. Kız olursa mavi de giysin, yeşil de giysin, pembe de giysin. Erkek olursa da pembeden kaçmasın kız rengi diye. Küçükken pembeden kız rengi diye kaçan erkekler büyüdüklerinde kız sporu, kız işi, kız gibi diye ayrımcılık yapıyorlar. Aferin kızım sana, aferin çocuklar size ya. Gurur duyuyorum sizle, ah görüyor musun lafları? Yani şimdi sonuç olarak bizim Potiton'un cinsiyeti kız mı, erkek mi? Evet. Değil mi yani? Bekliyoruz. Hadi söyleyin hadi bakalım. Tamam tamam, bu kadar merak ediyorsanız söyleyeyim artık. Hatice ablaya dünyalar tatlısı bir kız geliyor. Kız geliyor! Kız geliyor! Sektim ben, sen kız bende bak, kız geliyor! Hatice tebrik ederim.
Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Allah anamı babanı tebrik ederiz. Kutlarız. Hadi bakalım. Allah anamı babanı büyüksün. Evet. Amin. Sağlıkla olsun canım. Hadi. Hadi bakalım. Kızım geliyor. Aferin çocuklar, çok iyi iş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.